Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizyon kurucular. İstiklal Kündülü Haberler programımızı görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya kün tertibinde bulup atkan en muhim haberlerini huzurunla sunuş kutlarışımız. Kınamızı dıktanlar ekranımızı bulsun. Amerika dikkatini Xitay'a takabül duruşka merkezleştirdi. Valkoçisi gezdinin haberde tahlil kılınışça, Amerika Afganistan'dan asker çekindirgendikin barlıq küçünü Xitay'a takabül duruşka merkezleştirgen. Haberde kayıt kılınışça, Amerika ve onun iştipaktaşları Gharbi Tinic Okyan'da soğuk münasifetler uğruşu ahırlaşkandın bayanqı en çoğun harbi maniveri ötküzgen. Xitay'nın rayondaki zomigarlık kılmışıqı karıştırış üçün təşkillengen mezkur maniver, Amerika'nın iştipaktaşlarına kılgan harbi yardım vadisi gibi olgan şençisini kapalettendirişini maksat kılgan. Taliballar aldınqa hepte Afganistan'ı kontrol kılgan bir payette Amerika'nın 25 min deniz armiya askeri ve başka deniz armiya xadimleri maniver ötküzgen bulup, maniverde Gharbi Tinic Okyan'daki arallarını işgal kılış ve kontrol kılış taklit kılıngan. Bildirilişe bu soğuk münasifetler uruşudun bayanqa en çoğun harbi maniverinin biri bulup, maniverga netçe 10 paraxot ve su astı paraxotu katnaştırılgan. Maniverga Japonya, Angeliya ve Avustralya kısımlarımı iştirak kılgan. Bu maniver 20 yıl ilgiri Afganistan'a besip kirgenden buyan Amerika armiyesinin dikkat merkezde nurgun özgürüş bolganlıkını körsetken. Xitay'nın rayondaki zimin talepi ve zomigarlikige karıştırışını maksat kılgan maniverde Amerika'nın iştipaktaşlarına kılmakçı bolgan harbi vadisinin şençilik ikkerliki gevdelendirilgen. İstanbul'da Şarkı Türkistanlık okuguçular okuş bitiriş mürasimi ötküzüldü. Türkiye'deki 152 yakın Şarkı Türkistanlık okuguçunun galibilik okuş bitirgenliki münasibeti bilen 21 Ağustos İstanbul'da Şarkı Türkistanlık okuguçuları okuş bitiriş mürasimi ötküzüldü. Sutuk Buğrahan İlim ve Medeniyet Vakfı Halkara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği, Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği, Kökay İnsani Yardım Cemiyeti ve Uyghur İlim ve Medeniyet Tetkikat Vakfı'nın hemkarlığı aslında uğurlaştırılgan mürasim İstanbul'un Eyüp Sultan rayonundaki Bahariye Mevlevi Hanisi'de ötküzüldü. Mürasimga her kaysı sahadaki mütexassislar, teşkilat rehberleri, cemaat erbapları ve okuguçulardan bulup 300'ye yakın kişi katlaştı. Mürasim Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı bilen başlandı. Aldı bilen Sutuk Buğrahan İlim ve Medeniyet Vakfı'nın Nazırlar Hay'eti Reisi Profesör Doktor Celal Erbay İçili sözü kıldı. O sözde bu mürasimden ötküzülgenlikiden nahayeti xursan bolganlıkını, okuş bitirgen okuguçularını tebrikleydi gallıkını, bunun Şarkı Türkistan halkını yoktuşku urnuvatkan Xitay'a berilgen bir küçülük cevap ikenlikini bildirdi. O yana Türkiye'deki Şarkı Türkistanlık okuguçularının maarif işlerine küç çıkırıp gelgen Sutuk Buğrahan Vakfı, Kökay İnsani Yardım Cemiyeti Katarlık Teşkilatlarına ve Türkiye'deki bir kısım üniversitelerinin rehberlerine minnettarlıkını bildirdi. Arkadan Halkara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği Reisi Hidayetullah Oğuzhan Efendim söz kılıp, okuş bitirgen okuguçularını tebrikledi ve okuguçularının bundan kiyinki hayatı da Şarkı Türkistan davası üçün tigişlik rol ilişini ümit kıldığallıkını, meyli kayıs sahadikiler bolsun bundan kiyin Xitay'nın yıkılışı ve Şarkı Türkistan'ın müstakillikini közü tutkan, nişan kılgan halde hareket kılış ve strategiye tüzüşü gereklikini tekitledi. Arkadan Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği Reisi Doktor Atavullah Şahyar söz kılıp, muhacirettiki Şarkı Türkistanlık okuguçularının okuşunu devamlaştırışta türlü kıyınçılıklarını baştan keçirgenlikini, ama bu kıyınçılıklarına baş egmeslikini ve her vakit öz zimmesine yüklengen burcunu ada kılışını ümit kıldığallıkını bildirdi. Şundaklı okuş bitirgen okuguçularının öz kesbini zaya kılıp etmey, emeli kollanışı gereklikini mütekitledi. Mürasimga katnaşkan Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin okutkuçisi Doktor Fahrettin söz kılıp, üniversitedeki en tirişkan münevver okuguçularının Uygur okuguçular işkerlikini, onlarının mektepteki ifadesinin xursan işkerlikini, okuş bitirgen okuguçularını Çin könlüden tebrikleydi gallıkını bildirdi. Uygur Akademisi Vakfı'nın başkatibi Doktor Şevket Nasır söz kılıp, muhacirettiki okuguçularının burunki vakitlerge seliştirgandı köp fırsatlarga ve kollaşlarga erişivat gallıkını, bu evzel şaraitini tehimu kadirlişi kereklikini tekitledi. Arkadan Sutuk Buğrahan İlim ve Medeniyet Vakfı'nın muavin reisi Abdirşit Emin Vakfı'nın nişani, vazifeleri ve bir neçe yıldan beri kılgan hizmetlerini tepsili tunuşturup ödü. Mürasimga yana Türkiye'deki bir kısım üniversite ve teşkilatlarının vekilleri katnaşıp, mürasim sözü kıldı ve okuş bitirgen okuguçularını tebrikledi.
Kısqı demelişten ken, cemaat erbabı Abdüqadir yapcan söz kılıp, Xitayning Sharqi Türkistan'daki irqi qırğınçılıq cinayetini tosıştiki, şundaqlı toğru pikirge erişiştiki en muhim qoralının ilim meripet hikayelikini. İlim elibatkan yaşlarının öz bilimini ikki dünyalıqı üçün, Xitayga qarşı mücadele üçün emeli qoldanışını ümit qıldığanlıqını bildirdi. Arqadan oqış bitirgen oquqıçılarını mükafatlaş mürasimi ötküzüldü. Bu jarayonda üniversitetni birinci bulup bitirgen Abdullah Muhiddin oğlu ve Ömer Yüksel'ge 2000 lira mükafat berildi. Magistrlikni bitirgen oquqıçılarga 1000 liradan, her qaysi mektəblərdə bakalavrlıqni alahida yaxşı netice bilen bitirgen oquqıçılarga 800 liradan mükafat berildi. Bulardan sırt bakalavrlıqni yaxşı netice bilen bitirgen oquqıçılarga 200 lira qimmetidiki kitap setibeliş kartisi, qalgan oquqıçılarga xatir buyum taqdim qilindi. Ahırda mürasim cemaat erbabı Abdüqadir Yapcan'ın başçılığındaki öpçü dua bilen muvaffakiyetlik ayaklaştı. Taliban'ın organ tor bekatlarının tuyuqsız takılıp kalışı dikkat kozgıdı. El Cezire torunun 21. Ağustos'taki haberde bildirilişçe Taliban'ın organ tor bekatları cümle günü keşte tuyuqsız takılıp kalgan bulup, sebebi tekçe aydınlaşmağın. Xabarda qayd qilinishicha Taliban'ın organ tor bekatlarining taqilib qilishi texnikilik xatolik yoki boshqa bir ish sababidan bo'lganligi texi aniq emas ekan. Washington Post gazetasi bu haqda tunji bo'lib xabar e'lon qilgan bo'lib, Talibanlar bu tor bekatlarida pushtucha, arabcha, urducha, daricha va inglizcha 5 tilda ayrim-ayrim anglatish berib kelgan. Ammo juma kuni kechda 5 bekatning hammasi tuyuqsiz ochilmaydigan bo'lib qolgan. Pul muameli vaqt kesinin haberiga asoslanganda oldingi kunlarda Talibanlar Afganistan'ı kontrol qilgandan keyin Facebook şirketi fuqarolarning ariz shikoyatlari sababli Talibanlar ishlatayotgan WhatsApp hisobotini taqib etgan. Taliban taraf 21 avgust tunji qitimliq axborot e'lon qilish yig'inida Facebook şirketini fikr erkinligi bayrog'ini ko'tarib olib, yana bizni cheklidi deb tanqid qilgan. Nöbette asoslik ijtimoiy taratqularning Talibanlar e'lon qilgan mazmunlarni qandoq bir taraf qiladiganligi Taliban'ın Afganistan'ın başka rayonlarını kontrol kılgandıkken kandak hükümet teşkil kıldığallıkı halkara dikkat kılıbatkan mesele bulmaqta. El Cezire torunun haber kılışça Taliban'ın siyasi işleri mesul rehberi Molla Abdigini Birader, Şembekini Afganistan'ın paytaxtı Kabul'a yetip gelgen bulup, yeni hükümet teşkille sökbetinin başılınışıgı tayarlı kılmaqtıkken. Xitayning Shanxida iğir kelkün apiti yüz berdi. Nur Torining bugünkü haberde bildirilishicha Xitayning Shanxi ölkəsiga tabe nahiya ve şehirlerde qattiq kelkün apiti yüz bergen. Haberde qeyd qilinishicha 22 avgust shujay vaqti saat 8'den 23 avgust saat 8'gacha Shanxi ölkəsi Guangzhou'nun janubi ve Shanxi'nin janubidagi köp qism joylarda ve Anqang'ın g'arbidagi yerlerde qattiq yağmur yağgan. 22 avgust shujay vaqti saat 17'de Xanjiang daryosi Yangshan nahiya bekitida yuz bergan kelkun 2021 yili bo'lgan tunji iğir apat bo'lib qolgan. Shanxi o'lkalik suv ishlari nazoratining xabariga qaraganda 22 avgust saat 8'den 23 avgust saat 8'gacha o'lkadagi ho'l yig'in miqdori 99 nahiya rayonga kengaygan. 6 rayondagi har kvadrat metrga yoqqan yomg'irning miqdori 50'den 100 mm'ga 3 rayondaki höl yığın miqtari 100 mm'ye yetken. En yukarı höl yığın Xanyang'da yüz bergen bulup, miqtari 127 mm'ye yetken. Changyang'daki höl yığın miqtari 110 mm'den eşip yetken. Pinghe'daki höl yığın miqtari 101 mm'ye yetken. Ölkede cami 32 deryadaki su miqtari yukarı ölçemden eşip getip, 1959 yıldın bu yankı en çok kelkün apıtı bulup kalgan. 22 avgust günü saat 7'den 23 avgust saat 7'geçe Anqang şehirdeki kültüş orullarda cami 178 qetim yağmurluk hava rayıdan agahlandırış berilgen. 23 avgust keç saat 7'de Anqang şehri 4851 aileden 12128 adamını yötkigen. 1780 hektar ziraat apetinin təsiri uçurgan. 69 ailenin 184 öyü öyrülüp düşken, bivasta iqtisadi ziyan 341 milyon yuanga yetken. Ma'lum bo'lishicha növbette kelkün apiti Anqangdan Bayxiga qarab taraqqi qilishga başlagan. Yeni bir tarafdan Xitay su manbalari ministerliqining bayonotida Xinan ölkəsiga qarashliq bazı joylarda mülkerlengen qattiq yağmurning Xitayning shimoliy ve g'arbi shimoliy qismiga shundoqli Seyriq daryo ve Huay daryosi bo'yidagi rayonlarga iğir ta'sir ko'rsatganligi ta'kidlanib, umumiyüzlük kelkünge tayarlı kılıç çakırıqı ilan kılıngan.
Avustralya Kengash Palatası məcburi əmgək məhsulatlarına qarşı tamojnu qanunuğu tüzdüş kirgüzdi. Avustralya Xalqara Radiosi SBS'nin xəbirdə bildirilişə, Avustralya Kengash Palatası Şərqi Türkistandakı məcburi əmgək məhsulatlarını çəkləş məqsədə tamojnu qanunuğa tüzdüş kirgüzgən. Xəbirdə qeyd qılınışə, Avustralya Federasiyası Parlamenti 2 həftə yığın müzakirə qılışı arqılıq Kengash Palatası 23 avqust tüncü bulub zamanivi qulluqqa qarışdırış layihəsini maqullığan. Bu təklifni müstəqil Kengash Palata əzası Rekis Patrik oturuğa qoyğan bulub, bu təklif layihəsi Kengash Palatasında maqullanğan. Bu qanun Avustraliya şirkətlərinin tuluq yoki qismən məcburi əmgək bilan işləp çıxırılğan məhsullarını import qilishini çəkləyidikən. Bu layihə Rekis Patrik Xitay Kommunist Partiyasını alahida tilgə elib oturuğa qoyğan layihə bulub, Lahiyaga asosan tamojna qonuni Avstraliyaga import qilingan majburiy amgakka chetishliq deb qaralgan har qanday tovarga jazo ijro qilindi ekan. Patrikning aytishicha Sharq Turkistondagi minglagan Uyg'urning majburiy ishlashga zo'rlanganligini inkor qilgili bo'lmaydigan faktlar bor ekan. Bildirilishicha bu lahiya Kengash palatasi tomonidan ma'qullangandan keyin Avom palatasi tomonidan tekshirilib tasdiqlandi ekan. Avom palatasi tasdiqlagandan keyin majburiy amgakka chetishliq har qanday mahsulot Şehvani buyumlar qoral ve oqdora ve saxta doğru çekilenginige oxşaş derecede cezalandıken. Mezkur lahiyani İşçiler Partisi, Yeşiller Partisi ve bir kısım bitirip parlament azaları kollugan. Ama hakimiyet peşideki ittifak bununla karşı çıkan. Yerli kişilik hukuk teşkilatları, Uygur teşkilatları ve işçiler uyuşmaları bir dek parlamentin yukurda tılığı ilingan lahiyani makullab, Çigra Mudapya Ministerliğinin küçünü aşırışkı çakırgan. Ma'lum bo'lgandek, Amerika oldingi oyda mushuningga o'xshash qonun ma'qullagan bo'lib, mazkur qonunda Sharq Turkistonda ishlab chiqarilgan barliq tovarlarning majburiy amgak orqali ishlab chiqarildiganligi mo'ljallangan. Rossiya bexatarlik qismlarining masjidga besib kirish qilmishi norozilik qo'zg'adi. Al Jazeera to'rining bugungi xabarida bildirilishicha, Rossiya bexatarlik qismlari juma kuni masjidga besib kirib 600'ga yakın namaz oquvchini o'rinsiz qo'lga olish qilmishiga qattiq norozilik bildirildi. Moskvadagi Islom dini ishlarini boshqarish idorasi bu haqda norozilik bayonoti e'lon qilgan bo'lib, bayonoti deyilishicha Rossiya bexatarlik qismlari Moskva Kotelniki rayonidagi masjidda juma namozi o'qiyotgan taxminan 600 odamni qo'lga olgan. Undan ularning kimligini dalillagandan keyin shu kuni kechda qo'yib bergan. Bayonoti ko'rsatilishicha bu rayondagi musulmonlar bexatarlik qismlarining masjidga besib kirish ve kontrol qilish jarayonida qo'llanilgan qo'pol muomilasidan qattiq g'azablangan. Bayonot yana Rossiya bexatarlik qismlarining harakati xatarlik jinoyatchilar qo'lga olingan ko'rinishlarni aslatganliklari ta'kidlanib, masjidlarning xatarning manbasi emasligi, balki Allohga ibodat qilish va axloq tarbiyasi olib boradigan o'rin ekanligi tilga olingan. Bayonotning oxirida bexatarlik qismlarini musulmonlarning huquqiga hurmat qilishga ularga ehtiyot bilan muomila qilishga va bu xil alohida harakatlarni qilganda kuch ko'rsatishning o'rniga madaniy suhbatlashishga chaqirgan. Bayonotda musulmonlarning duo tilovat so'rovlariga qaratilgan bu xil hujumlar e'tiqodchilar orasida jiddiylik paydo qiladiganligi, Rossiya musulmonlarining vatanparvar ekanligi, davlatning qonunlariga hurmat qiladiganligi, ularning asosiy qonunda belgilangan muqaddas huquq va qimmat qarashlari dafsanda qilinganda sukut qilmaydiganligi ta'kidlangan. Hikmatyar Taliban rahbarlarining Kabulga kirishi bilan hukumat qurish xizmatining boshlanganligini bildirdi. Afg'onistondagi mashhur siyosiyonlardan Gulbaddin Hikmatyar yangi hukumat qurish faoliyatlarining Taliban rahbarlarining poytaxt Kabulga kirishi bilan tang boshlanganligini aytdi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha, Hizbi Islomiy partiyasi rahbari Hikmatyar Afg'oniston taratqularining ziyoratini qabul qilganda bergan bayonotida yangi hukumat qurilishi uchun afg'on siyosiy rahbarlari bilan talibanlar o'tirsidagi rasmiy uchrashuvlarning taliban rahbarlarining Kabulga kirishi bilan tang boshlanganligini, talibanning barliq taraflarga vakillik qiladigan bir hukumat qurishni xohlaydiganligiga doir ishoratlarning barligini eskertdi. Hamda taliban hay'atlari bilan yaqinqi kunlarda elib berilgan uchrashuvlarning rasmiy ziyorat doirasida emasligini qayd qildi. Yaqinda Afg'onistonda hammaga vakillik qiladigan islomiy hukumat quriduganliklarini uqtirgan Taliban hay'atlarini tashkillab Afg'onistondagi mashhur siyosiy yo'llarni ziyorat qilgan edi. Taliban hay'atlari yaqinqi kunlarda Afg'onistonning sobiq prezidenti Hamid Karzai, Milliy yarishish oliy kengashining raisi Abdullah Abdullah va Hizbi Islomiy partiyasi rahbari Gulbaddin Hikmatyar qatorliklari bilan ko'rishgan edi.
Biden Afganistan'dan 33 000 kişini tarqaqlaştırğanlıqını bildirdi. Amerika Prezidenti Joe Biden Aqsaray'da ötküzülgen ahbarat elan qılış yığınında Amerika puhralarını tarqaqlaştırışının aldın əhmiyet beridigan məsələlərinin biri ikənligini bildirdi. O Kabul'daki xəvfsizlik vəziyyətinin nəhayət tez özgərgənligini əskərtib Amerika puhralarını tarqaqlaştırış məsələsi də özüge qarıtılğan tənqidlər üstüdə toxtaldı. O 14 avgustdan buyan təxminən 28 000 kişini tarqaqlaştırdıq. İyul ayından buyan tarqaqlaştırılğan kişilərin sayı 33 000-ə yetdi. Bunçuvala kişilerini bexatar halda tarqaqlaştırışdan başka yol yok. Aldığımızda yol uzun ve nurgullığan iş umuşluk bulmasızlıkı mümkün, dedi. O, Katar, Germaniya, Kuveyt ve İspanyanı öz içine alan nurgun devletler bilen tarqaqlaştırış hizmetleri doğrusu kilişim tüzdük. Tarqaqlaştırılgan Afganistanlıklarının Kabul'daki Amerika hərbi bazıları elip berilgallıqını, o yerde bexatarlık tekşürüşü ahırlaşkan deyken Amerika'a elip gelindigallıqını kayıt kıldı. O, Afganistan'daki tarqaqlaştırış hizmetlerini 31 avgustqacha ahırlaştırışını ümit kıldığallıqlarını təkidləb, zürür tepilğanda Taliban'a karşı yürgüzüldüğün embargolarını kollaydıqallıqlarını qayıt kıldı. Hörmətli televizor görüşler, şuna qılıb bugünkü xəbərlərimiz müşahidə ahırlaşdı. İnşallah ətki programımızı görüşücə sizlərinə Cənabı Allah'a tapşırmız. Şunaqla program axırda ekran arxısındakı barlıq xizmətdaşlarımıza köpdən-köp rəhmət edirəm. Assalamu alaykum və rahmetullahi taala və barakatuh.